Tavistock Enstitüsü. Tavistock, 1921 yılında Londra'da İngiliz Ordusu Psikolojik Savaş Bürosu Başkanı Sir John Rawling Rees tarafından kurulmuştur. 1. ve 2. Dünya Savaşı yıllarında psikolojik savaş örgütü olarak çalışan Tavistock grubu, Rockefeller Vakfı'nın yaptığı büyük bağışlarla 1946 yılında görev alanı genişleterek yeniden yapılandırılmıştır. Rockefeller Tavistock'a daha geniş çaplı savaş araştırmaları yapma ve uygulama görevleri vermiştir. Uygulama alanı elbette dünyanın çeşitli bölgeleri ve özellikle Amerika Birleşik Devletleridir. Enstitü gerçekleştirmekte olduğu çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi korunan sırrı olmaya devam etmektedir. Tavistock Enstitüsü'nün ilham kaynağı ünlü psikanalist Sigmund Freud'un insan davranışlarının kontrolü konusundaki araştırmaları olmuştur. Enstitü insan davranışlarını kontrol ederek toplumları kendi çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek amacıyla kurulmuştur. Bu, bir nevi psikolojik etkilerle toplumları kontrol altına alma yöntemi olarak kurgulanmıştır. Enstitü bugün, Sussex Üniversitesi'nden Stanford Araştırma Enstitüsü, Esalen, Massachusetts Institute of Technology, Hudson Enstitüsü, Heritage Vakfı, Georgetown Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Kadroları'nın eğitildiği Hava Kuvvetleri İstihbaratı, Rand Corporation, Mitre Corporation, The Mount Pelerin Topluluğu, Trilateral Komisyon, Ditchley Vakfı ve Roma Kulübü gibi gizli gruplara kadar uzanan bir ilişkiler ağı geliştirmiştir. Tüm Stratejik Hizmetler Bürosu ve CIA programları Tavistock'un rehberliğinde oluşturulmuştur. Günümüzde Tavistock, Amerika'daki vakıflar ağını 6 milyar dolarlık bir bütçeyle faaliyette tutmaktadır. Tavistock, stratejik misyonunu endüstriyel ulus devletlerden post-endüstriyel küresel dünya devletine dönüş ve yönetimin az sayıda oligarka devredilmesi olarak belirlemiştir. Daha açık ifade etmek gerekirse kurumun amacı İngiliz derin devletinin kontrolü altında tek dünya devletini inşa etmektir. Zaten hatırlanacağı gibi oluşturulan tüm gizli kurumların ana hedefi bu olmuştur. Tavistock'un bu uğurda üstlendiği görev halka psikolojik yollarla yaklaşabilmek ve pek çok konuda psikanalitik etkilerle halkın gücünü kırabilmektir. Bunun başlıca yöntemi halkı etki altına alacak yöntemler geliştirmek olmuştur. Böylelikle halklar İngilizlerin devletinin belirlediği derin dünya diktatörlerine muhalefet etmeyecek ve hali hazırda hedeflenen ve çoğunlukla komünist temellere dayanan tek dünya devletine doğru kanalize olacaktır. Aile, din, onur, milliyetçilik gibi kavramları çökertmek, cinsi sapıklık ve homoseksüellik gibi toplumları içten içe bitiren dejenere kavramları yaygınlaştırmak için teknikler geliştirmek, Tavistok bilim adamlarınca yıllarca üzerinde çalışılan konuların başına gelmektedir. Tavistock Enstitüsü sürekli ve kitlesel beyin yıkama teknikleri üzerinde çalışmakta ve çoğu zaman bunları toplumlar üzerinde test etmektedir. İnsanları gerilim, korku ve endişe içinde bırakacak olaylar tasarlayarak genel bir analiz yapılmakta ve psikolojik ve sinirsel durumların değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Daha önce de incelediğimiz gibi toplumları yönlendirmek oldukça kolay olmaktadır. İngilizlerin devletinin büyük hedeflerinden birinin daima toplumları kontrol altına almak olduğu unutulmamalıdır.